Bugün üçüncü program. İlk programda biliyorsunuz Güzin abla, sevgili Güzin Özyancıları konuk etmiştim. İkinci programda ikisi de bitmedi. İkisi de yarım kalan iki program oldu. Onun için sözüm baki. Onları yeniden alacağım, yeniden konuk edeceğim. Hoş geldiniz, hepinizi görüyorum. Aa, Didemciğim hoş geldin. Şimdi sevgili Rüçhan abla konuğum, Rüçhan Çalışkur. Onu alacağım. Ona bir istek göndereyim. Gönderebiliyor muyum? Bulamıyorum Rüçhan ablayı. Rüçhan ablacığım geldi, gelmiş olabilir misiniz acaba yayına? Daha gelmedi. Herkesi görüyorum. Rüçhan abla gelene kadar istiyorsanız her hafta burada buluşuyoruz. Zeliş hoş geldin. Sorularınız varsa biraz da soru alabilirim. Hüseyin! Alamıyorum Rüçhan ablayı, klasik her zamanki gibi. Ha, katıldı. Çok güzel. Bağlandık. Gördün mü? Nasılsın? İyiyim Rüçhan ablacığım. Sen nasılsın? İyiyim bir tane. Eve kapandım 45 gündür. Öyle. Öyle Rüçhan ablacığım. Bak bağlandık gördün mü? Başardık. Başardım. Rüçhan abla yani bu korona bize çok acayip şeyler öğretti. Farkında mısın? Ben de senin gibiyim. Konuşuyoruz ya iki gündür. Nasıl oluyor? Girebiliyor muyuz? Nasıl birbirimizi buluyoruz diye. Valla ben de buralarda çok yeniyim Rüçhan ablacığım. Üçüncü program. Ben de öyleyim. Ama Allah'tan oğlum var. Evet Allah'tan. Benim de yanımda yani görünmez kuşlarım var. Merve falan çok büyük destek veriyor sağ olsun. Hoş geldin Rüçhan ablacığım. Çok hoş teşekkür bulduk. Ediyorum. Bu bizim Tiyatro dergisiyle böyle otururken kurduğumuz bir hayaldi. Şu belalı günler geçerken ne yapalım diye düşündüğümüz bir hayaldi. Ama öyle sanıyorum ki bela bittikten sonra da hayatımızda kalacak. Çünkü çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Tahmin edersin ki sen üçüncü konuğumuzsun. Sana hem kendi adıma hem Tiyatro dergisi adına çok teşekkür ediyorum. Nasılsın her şeyden önce? Nasıl geçiriyorsun günlerini? İyi canım. İşte kitap okuyorum. Yok işte bir takım şeyler yazıyorum kendi kendime. Ya ben zaten yıllardır hani şiirler, hikayeler kendi kendime yazan bir insanım. Ama hep bende kalıyor onlar gizli. Gizliyorsun. Niye paylaşmıyorsun bizimle? Ya bilmiyorum ya. Böyle kendime şeyim yok herhalde o konuda. Daha iyi olmak, her şeyin daha iyisi olması gibi bir şeyim var. Nedense yani zaten tahmin ettiğim bir şeydi bana son bir 10 dakika kala Sevinç bunu yapabileceğiz değil mi? Çünkü benim mükemmeliyetçi tarafım şu anda çok aktif dedi. İstiyorsan onu konuşarak başlayalım. Peki o sıralarda ne yapıyordundan önce şu mükemmeliyetçi tarafından bir bahsedelim. Onu seviyor musun? O iyi bir arkadaşın mı yoksa zaman zaman o mükemmeliyetçi tarafını kapının önüne koymak istiyor musun sen de? Ne hissediyorsun? Valla bazen çok kızıyorum. Kızdığım için de durdurmaya çalışıyorum ama olmuyor işte bir şekilde gene illa her şey tam olacak. Her yani zaman mı böyleydin? Yani hep mi kendini bildin bileli mi böyleydi? Hep böyleydim ya değişmedi yani. Biraz yoruyor beni bu ama ne yapayım? Böyleyim ben işte. Peki. Çok güzel göründüğünü yazıyorlar. Alttan böyle yazılar çıkıyor. Onları takip edebiliyorsan ya da yayın bitince kendin tekrarını seyrederken çok güzelsiniz Rüçhan abla, çok güzelsiniz Rüçhan abla yazıyorlar. Sürekli o akıyor. Hani bilmeni istedim. Ay canım çok Barış Akgül geldi şimdi. Rüçhan ablam seni çok seviyorum. Saygılar demiş Barış Akgül de. İnsan olduklarını görebiliyoruz tabii. Takip eden, izleyen insan. Tabii. Peki Rüçhan ablacığım şimdi programın çıkış amacını biliyorsun. Ben susup sözü sana bırakacağım. Senin ağzım açık dinleyeceğim. Bu şeyden çıktı biliyorsun hani şimdi böyle elimizde bir sürü şu anki gibi ki böyle olunca seviyoruz teknolojik olanak var. Bak şimdi bizi iki odayı bir oda kılıyor bir araya getiriyor. Zamanımız şu an bizim zamanımız dediğim aktif olarak bizim tiyatro yaptığımız bu zamanda ki sen de hala yapanlardan birisin. Sadece korona bize engel oldu bütün dünyaya olduğu gibi. Bizler biliyorsun böyle işte antre aralarında elbette sohbet eden, birbirine dokunmayı çok seven bir ırk olmamıza rağmen tiyatro ırkı. Şimdi teknolojik meselenin hayatımızın çok ciddi bir yerini kaplamasından ötürü o elimizdeki küçük dünyadan kurtulamıyoruz. Ama ben fotoğraflarken fark ettim ki annem hepinizin eski fotoğraflarına, daha ben belki dünyada yokum pek çoğunda,
cep telefonu denen şey de dünyada yok. Ve böyle kulis masaları, sohbetler, antre araları, işte matine suarı ya da 3 oyunun o 2-3 günde 3 oyun oynanan zamanların aralarında büyük sohbetler, sofralar fotoğraflarına denk geldi. İstersen önce oradan başlayalım. Yani daha doğrusu sen nereden başlamak istiyorsan neler yapardınız? Ben de bu kez önce konservatuvardan başlayayım. Tabii. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Ankara Devlet Konservatuvarı'na gidişimle başlamak istiyorum. Ben hemşire okulundaydım. 15 yaşında annemi kaybettiğim için hemşire olmayı ve insanları kurtarmak gibi bir amacım vardı. Sonra o hemşire okulunda tiyatro kursu kurdum. Ve orada kendi yazdığım oyunu oynattım. Ve bir tiyatro bölümü oluştu orada. Sonra Alev Gürza benim yeteneğimi fark edip ben seni çalıştıracağım ve konservatuvara sokacağım dedi. Ve rahmetli Alev Gürza hiç unutmam çalıştırdı. Ben konservatuvara girdim. Cüneyt benden önce girmişti. Ve kazandım yatılı okulu. Konservatuvarda başladık olaya. Yatılı mı okudunuz konservatuvarda? Evet, yatılı okudum. Orada çok mavra vardır Rüşen abla, yatılı okumak ya. Görseydin 15 kişi bir yatakhaneydi. İnanılmaz bir şeydi. Yani Zuhal falan hepsi işte yan yatağımda Zuhal vardı. Yani çok güzel bir ekipti. Hocalarımız çok güzeldi. Öyle kimlerdi Rüşen abla? Cüneyt Gökçer rahmetli, Mahir Canova, Yücel Ertem, Müsteş Şenbay, saymakla bitmez. Özdemir Nutku, tarih hocamız, tiyatro tarihi hocamızdı. Yani inanılmaz iyi hocalarla eğitim gördük. Bunun için de çok mutluyum. Gerçekten onlardan çok şey öğrendim. Onlara çok teşekkür ediyorum bu konuda. Yani biz sonra ben biraz asi bir insan olduğum için İkinci yıl yatılıktan ayrıldım. Babama ev tutturdum. Cüneyt'le ikimiz beraber eve geçtik. Yaşasın aşk! Ve sonunda beraber kardeşimle birlikte aynı eve geçince bütün arkadaşlarla toplanıyorduk. Fakat paramız yoktu. Paramız olmadığı için de kitap almayı, bir tane kitap alabiliyorduk. O bir tane kitabı 5-6 kişi masanın etrafında toplanıp kitabı her seferinde bir başkası okuyordu. Diğerleri not alıyordu. Biz böyle bir eğitim, yani genelde aldığımız kitaplar da felsefe kitaplarıydı. Yani böyle bir kendi kendimizi eğiterek başladık her şeye. Kendi kendimizi hem hocaların eğitimi hem kendi eğitimimiz ve bayağı böyle şey öğrencilerdi, çalışkan, aynı zamanda biraz asi, öyle diyeyim. Nihayet konservatuara, tiyatroya girdim. Konservatuarı bitirdim. İlk oyunum Fazilet Eczanesi'ydi. Evet. Küçücük bir rolle başladım yavrum. Ama sonra Melek Tarkar hastalanınca Cüneyt Gökçer beni çağırdı, dedi ki onun rolünü oynayacağız. Aman Tanrım, ben ne yapacağım dedim bir anda. Bir de böyle oynar mısın falan değil mi? Sen oynayacaksın dendi mi? Evet, oynayacaksın dedi, o kadar. Öyleydi çünkü. Biz onun yanında ayağa kalkardık. Ya ödümüz kopardı Cüneyt Gökçer. Ay bilmiyorum ya, o kadar büyük bir saygıydı ki. Yani biz zaten büyüklerimize genelde hep öyleyiz. Yani bizde başka bir saygı anlayışı, sevgi anlayışı vardı bizim dönemde. Ve ben 3 günde orada hazırlandım. İnanmayacaksın ama 3 günde hazırlanıp çıktım ve oynadım. Kendim de inanmıyorum şu anda. Ama oynadım yani. Acaba yani o rahatsızlıktan olmadı, yani rahatsızlık olmadan önce o küçük rolünü oynarken, hani açılış ilk rolüm dediğin Fazilet Eczanesi'nin rolünü oynarken çok mu seyrettin kulisten sahneyi? Öyle bir prova ve kulis fareliği yapanlardan mısın sen de benim gibi?
Psikopatlık rolüm oldu ve ben çok seyrederim. Tabii şey için değil, biri hastalansın da çıkalım değildir orada bizim güdümüz de. Tabii küçük rol olması bir avantajdır aslında bir sürü oyuncu. Ama ben şimdi oradaki oyuncuları seyretmekten büyük keyif alıyordum kuliste. Yani onların hepsi benim için bir dersti, bir eğitimdi. Ve onları seyretmekten büyük keyif aldığım için neredeyse rolü ezberlemiş gibiydim demek ki. Çünkü şimdi tabii geçmiş zaman hatırladığım kadarıyla çok çabuk ezber yaptım. Yani, üç günde çıkarttım diyorsun zaten. Üç günde başka bir rolle sahneye çıkmışsın. Evet, başka bir rolle sahneye çıktım yani. Ne dedi Cüneyt Hoca? Çok mutlu oldu. Zaten ben biliyordum yapacağını. Öyle o kadar korktum dedi bana. Ne kadar oynadı o hastalık sonrası, yani o arkadaşın rolünü ne kadar oynadı? Sanıyorum 1,5-2 yıl, 2 sezon oynadı. Artık rol sana kaldı. Tabii bana kaldı. Yani Melek giriştikten sonra bana kaldı rol. Ama ben devam ettim. Sonra da Harold ve Maud oyununda oynadım. Orada da bayağı güzel şeyler duydum hakkında. Orada da gene ve aynen böyle biraz hani diyorum ya, hani biz çekinirdik büyüklerimizden diye. Mesela Muazzez Kurulu kulise geldiği zaman biz makyaj yaparken hemen ayağa kalkardık. Aman ona yer vereyim diye. Bizde böyle bir şey vardı. Hiyerarşi değil. Harold ve Maud'dan sonra artık arka arkaya oyunlar gelmeye başladı. Ve şöyle bir şey vardı. İstanbul'a tayin olmak istiyordum ama İstanbul kadrosu daha açılmamıştı. Ergün Orbey, bu arada bunu hatırlatmak istiyorum, genel müdür olmuştu. Sonra Toprağı Bol Olsun oyundu. Oynamaya başladım. Sonra da Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi'nde oynadım. Fakat İstanbul turnesine gelmiştik. İstanbul turnesinden arkadaşlarımla birlikte dönmedim ben onu. Dedim ki ben bir iki gün daha kalayım İstanbul'da olduğum için. Asi kız! Asi kız! Evet, biraz. Ondan sonra da maalesef arkadaşlarımızın tren kazası geçirdiğini duydum. O trende ben de olacaktım. Hatta Nedim'i orada kaybetmiştik. Toprağı olsun. Başınız sağ olsun. Sağ ol canım. Ağır bir kazaydı. Bayağı sakatlıklar, bayağı şeyler bırakmıştı. Ertesi gün öğrendiğimde keşke ben de o trende olsaydım dedim kendi kendime. Yani çünkü ne bileyim, o gruptan ayrılmış olmak, onların böyle bir kaza geçirmesi beni inanılmaz üzüntüye gark etmişti. Yani sanki suçlusuymuşum gibi hissettim kendimi. Yani bizim yapımızda bu var maalesef. Yani her şeyin başlangıcı dediğim gibi oyuncu olmanın dışında önce insan olmak. İşte ben o önce insan olmayı becermeye çalıştım hep hayatım boyunca. O yüzden de benim için çok büyük bir üzüntü kaynağı olmuştu o kaza. Ondan sonra İstanbul'a tayin oldum. Tabii çocuk oyunu dersin, işte iki tane oyun. Annesine yatak yorgan götürmeyi düşünüyorum. Belki kuliste yatarım da. Anlıyorum. Kuliste yatarım da. Çünkü 2-3 oyun birden oynuyorsun. Sabah çocuk oyunu oynuyorsun. Akşam oyunu oynuyorsun. Öğleden sonra oynuyorsun. Haftaya bir daha oynuyorsun. Haftaya bir daha oynuyorsun. Evin, yani, evin herhalde yabancılık çektiğin bir yer oluyor değil mi? Kulis ev oluyor yani böyle olduğu zaman. Evet, yani öyle bir hale geliyorduk ki zaten artık gece yaşamaya başlamıştık. Yani oyundan çıkıyorsun. İşte saat 11-11.30. Kaçta çıkarsan çık. Eve geliyorsun, daha adrenalin yüksek oluyor, hala uyuyamıyorsun. Yani öyle dönemler çok yaşamıştık. Öyle bir meslek yapıyoruz değil mi Rüçhan abla? Sen söyleyince ben de çağrışım yaptım, lafını kestim, özür dilerim. Yani ben böyle oyuna gittiğim zaman
bazen o günün bana yaşattıkları ile ilgili olabilir. O güne ait enerji veya benim bedenimin enerjisi. Bu çok da bir değişkenlik gösterir. Sen de katılacaksındır. Böyle tiyatroya çok yorgun gittiğim zamanlar olur benim. Hali hazırda şu anda da. Benim de oyunlarım maşallah sağ olsunlar böyle hem süre olarak hani ben hiç tek perdelik oyun falan bilmem. 2-3 perdelik, 1,5-2 saatlik, 2,5-3 saatlik oyunlarım olur. Ve böyle bedeni de çok çalıştıran oyunlarda oynadım bugüne kadar. İşte müzikal olsun, danslar olur içlerinde. Böyle denk geldi. İki. Ve bittiği zaman, şimdi hastalık hastasında oynuyorum mesela. Bittiği zaman, zaten bittiği an değil böyle. Oyunun içinde bir noktada ısınıyoruz değil mi? Böyle sıcacık oluyoruz. Evet. Antrenman yapan bir sporcu gibi. Böyle evet, o ısınıp evet, yanmaya başladıktan sonra zaten uçmaya başlıyoruz. Çünkü o yakıt herhalde o ateş yakıtımız diye düşünüyorum. Uçuyoruz, konuyoruz. Artık ne yapıyorsak Allah de verdiyiz. Oynadıktan sonra o oyun bitince yani benim içimde şöyle bir ses oluyor. Evet, ne yapıyoruz? Yani sanki hemen perde yeniden açılabilir ve aynısını bir daha oynayabilirim. Bir daha oynayabilirim ve bir daha. Öyle değil mi? Evet. Gerçekten oynayabilirim. Yani çok ilginç bir şey bu. Yani hiç durmayan bir şey bu. İçinde devamlı kaynayan bir şey. Ve şöyle hissediyorum yani başka bir dünyaya girmek, başka bir şey yaratmak. Ya bunun zevki anlatılamaz bir şey. Ve sanki pişmiş duruyor enerji. Sürekli devamlı oynamak istiyorum. Çok ilginç. Yani bütün bunları, bütün bu dediğin duyguları hepsini yaşadım yavrum. Tabii. Yani geçmişe döndüğümüzde de evet, zaman zaman çok acı günler oldu. Zaman zaman çok güldüğümüz, eğlendiğimiz günler oldu. Bol bol bütün Türkiye'yi gezdim mesela. Yani gitmediğim yer kalmadı turnelerde. Bütün şehirlere gittim. Hepsinde turne yaptım. Oradaki seyircilerle tanıştım. Onlarla koklaştım. Ne bileyim, onlarla resimler çektirdim. Yani hiç bitmeyen bir serüven bu. Ve bitmesini de dilemiyorum zaten. Herhalde son nefesimi verene kadar da devam edecek bu. Bizim için o geçerli galiba, evet. Böyle yani o sırada evet, sahnede olmasak bile hani ona çok yakın bir anda herhalde o son nefes ne zamansa artık bilmiyorum. Yazılmıştır bir yerlere. Ben de böyle düşünüyorum kendimle ilgili. Bir şey soruluyor, çok önce bir şey sordular. Soruları da pas geçmek istemiyorum. Hoşuma gidiyor insanlar sorunca. Sana şöyle bir soru yönelttiler sen anlatırken. Rüçhan Hanım, peki şu anda tiyatro biraz dijital portallarda biliyorsun çok gösteriliyor. Yani özellikle Londra başlattı. Çok da güzel böyle donate'ler açtı. Yani destek fonları da açtı. Arzu ederseniz diyor. Zora da koşmuyor insanlar ama bayağı repertuarından oyunları çıkaran tiyatrolar oldu. Tabii çok başarılı kayıtlarla. Royal Shakespeare Ballet yapıyor. İşte Globe Tiyatro yapıyor. Dün akşam Cirque du Soleil açtı. National Building, biz şehir tiyatrosu olarak dün başlattık. Yani tabii şu anın gereklilikleri için bana iyi geldiğini ben kişisel olarak itiraf edeyim ama yani buradan seyretmek, böyle dijital portallerden tiyatro çekimleri ne kadar harikulade olursa olsun. Öyle bir seyirliğin oldu mu korona günlerinde veya bu konuda ne düşünüyorsun? Yani ben çok iyi yaptıklarını, çok şifalandırdıklarını düşünüyorum seyircileri ama hani bu süremez değil mi? Bu süremez derken korona sonrası bunun bir ömrü olamaz değil mi? Çünkü bizim işimiz başka bir temasla ilgili bir iş. Şimdi ben bu konudaki bir takım eleştirileri de okudum. İngilizlerin yaptığı, şu anda adını hatırlamıyorum. Hatta paylaşım da yaptım. Şöyle bir şey var yani ben tiyatronun seyirciyle karşı karşıya olmasından yani bana dijital ortamlar tamam seyrediyorum zevkle alıyorum. Dijital ortamlar bana böyle doyurucu gelmiyor. Yani ben bir oyuncu olarak ben seyircinin nefesini, gözünü, ne bileyim duygularını hissetmeliyim. Nidasını, sıkıntısını. Evet, aynen öyle.
yani tepkilerini, her şeyi hissetmek istiyorum. İşte o zamandan var. Yani tabii ki dijital ortamlarda olabilir. Niçin olmasın? Onlar güzel de olabilir. Bunun şeyini açmak istemiyorum. Ama zaten yeterince yani dijital ortamlarda bir takım şeyler seyrettim. Ama bana mesela çok fazla doyurucu gelmedi. Tahmin ettim. Gelmedi. Yani şöyle diyeyim. Çünkü o ben o nefesi hissetmediğim sürece, o varlığı hissetmediğim sürece tiyatro yapılabileceğine inanmıyorum. Eski kalma diyebilirsiniz. O kadar aynı fikir. Yani, bana şöyle iyi geliyor Uçan ablacığım. Yani insan mutlaka yani bizim gibi insanlar, bu mesleğe gönlü düşmüş bizler gibi insanlar ve benzeri. Yani işi belli bir yaratıcılık disiplini gerektiren insanlar. Yani böyle günlerde başka yerlerde neler yapıldığını, hani ben çünkü bilirsin hani giden seyreden de bir insanım. Ay ışığım kapandı. Ama böyle bir sürü insana şu anlamda iyi geldi. Hiç oralara böyle gidememiş henüz. Fırsat bulamamış. Mesela benim öğrencilerim çok memnun. Çünkü her hafta gerçekten Londra'ya gidiyorlar bir anlamda. Ben de bunun uzun soluklu olabileceğini düşünmeyenlerdenim. Ben de senin gibi tabii ki sen benim işin bu mesleğin eline aldığım ustalardan bir tanesisin. Zaten bizim çok farklı düşünmemize pek imkan yok. Onun için ben de o seyircinin, hep sizin kuşak bunu söyler. Bende kalmıştır bu. Yani seyircinin de replikleri var ya oyunda. Yani seyircinin reaksiyonları da bir müddet sonra oyunda. Hatta provayla oynama halini ayıran en keskin çizgi herhalde. Çünkü bilemiyoruz ya nerede geleceklerini bize doğru. Bazen bir alkışla, bazen bir poflamayla, bazen bir gülmeyle. Dolayısıyla tabii ki öyle olması gerektiğini düşünenlerdir. Sadece şu anı güzel kurtarıyor. Çünkü ben böyle oyunlardan önce salonun sesini dinleyen delilerdenim. Hani salonun sesini dinleyerek mesela hareketli ve gürültülü olduğu zaman salon iyi, enerjik bir seyirci geldi. Bazen çok sessiz oluyor. Sana da çok olmuştur. Yani salon dolu oluyor ama böyle bir tıs oluyor. Eyvah diyorum yani, yorulmuşlar. Topluca başlarından bir gün geçmiş ve aman diyorum yani bunları uyandırmam lazım yani. Ekiple kulisten bakar mısın? Kulisteki deliklerden seyirciye bakan oyuncu musun? Yani ben zaten 20 dakika veya yarım saat önce giderim oraya. Yani sahne tarafına gidersin değil mi yarım saat önce? Tabii sahne tarafına giderim. Ve oradan seyirciyi izlerim. Ayak sesi, çalışmalarını. Yani çünkü çok hoşuma gidiyor onları vardır hissetmek. Kimi zaman müthiş bir uğultu olur. O aman derim ne kadar güzel, ne kadar canlı bir seyirci var falan. Yani bu bir enerji meselesi ama tabii ki yurt dışındaki olayları seyredemeyen insanlar için, ki ben de bazılarını seyredemedim. Ben de canım. Seyretmek çok güzel. İlla yurt dışındaki bütün her şeyi takip etmemize imkan yok zaten. Öyle bir şey imkan var mı? Yani bir de bizim gibi aktif olarak kendi ülkesinde çalışan insanlar zaten ne kadar zaman ayırabileceksin ya da bütçe ayırabileceksin? O anlamda çok doyuruyor yani şimdilik. Yani şimdilik. O anlamda çok yararlı. Özellikle öğrenciler için çok yararlı. Ve yani bizler için de çok yararlı. Çünkü biz de öğreniyoruz. Yani ben de bir öğrenci. Ben de. Hala ben de. Bir öğrenci. Buna da inananlardansın değil mi? Yani okudun. Rüçhan abla kaçıncı yılın, oyunculukta kaçıncı yılın bu sene? 40 oldu. 41 kere maşallah. Seneye senin 41. yılını maşallahını kutlayacağız demek ki. Evet. Bir soru geldi. Ben de bilmiyorum, çok merak ettim. Seni çok iyi bilen birinden geldi. Rüçhan Hanım, körleşmeyi ne zaman sahneye koyacaksınız dediler. Körleşme ne? Şimdi körleşme Elias Canetti'nin bir romanında Cüneyt Çalışkır'ın kardeşimin oyunlaştırdığı bir oyun. Maalesef bu oyunu ben birkaç yere sunmuştum.
Fakat Yas Kanettin kardeşi Türkiye'de oynanmasına izin vermedi. Birkaç denememiz oldu ve başarısızlıkla sonuçlandı. Ama sonra artık bir daha onun savaşını veremedik. Başka oyunlara daldım, başka şeylere daldım. Ama yani o bir köşemde duruyor. Ve sanırım bir gün bunu gerçekleştirmek istiyorum. Herhangi bir yerde, nerede olursa olsun. Zaten benim için herhangi bir ayrım yok. Yani devlet tiyatrosu, şehir tiyatrosu, özel tiyatrolar. Hepsi benim için sadece ve sadece Türkiye'de tiyatro. O kadar. Bunu seni takip eden ve senin seyircin olan bir oyuncu olarak o kadar iyi biliyorum ki. O yüzden konuşmak istediğim gerçekten çok özel bir oyun var. Yani ben şu anda seni dinleyenlerin içinde hepsinin seyrettiğini, ilk versiyonu da seyrettiğini eminim. Ben ya öğrenciydim ya yeni mezun olmuşum. Şimdi hatırlamıyorum. Birim sahnede. Muhteşem bir sahnenizde. Tabii şeyde. Yani AKM'nin otoparkından döne döne inmiştim. Orada Aziz Nesin birim sahne. Birim değil miydi oranın adı? Sonra Aziz Nesin yaptık ismini. Ha, düşün bak ben birim yani birim zamanı ben de öyle birim aklımda öyle kaldı. Ona tekrar geri döndüm hatta bu oyunu. Onun da hissini konuşmak istiyorum. Şu Linney'nin Güzellik Kraliçesi'ni izlemiştim. Şimdi bunu beni tanıdığın evet. için bileceksin ki sana iltifat etmiyorum. Çünkü hani beni tanıma bilgine çok güveniyorum. Bazı oyunlar şöyle oluyor bende. Mesela ben şimdi 44 yaşındayım ve böyle hayatımda 10 tane oyun söyleyebilirim ki bugün hakkında konuşulduğunda dün gece seyretmişim gibi hatırladım. Benim için o ilk oynadığınız versiyon Cüneyt Bey'in rejisiydi değil mi? Cüneyt Çalışkur rejiydi evet. o. Evet. Leyla'nın Güzellik Kraliçesi zaten böyle bir adını okuyamadık filan. Ya öğrenciyim dediğim gibi ya yeni mezun olmuştum. Ki 90'lı yıllar demek ki. Bugüne kadar seyrettiğim en nefes kesici, en cesur sahne üzerine öyle bir şey. Şimdi sahne üzerine her şey geliyor. Ve sahne üzerinin kuralları 90'lardan 2020'lere 30 sene gerçekten çok değişti. Artık seyirciye arkanı dönmek saygısızlık olarak addedilmiyor iyi ki. Artık karanlıkta konuşabiliyoruz. Artık dışarıdan konuşabiliyoruz. Yani kulisten seslenebiliyoruz. Böyle ben de bilirim yani bunların delinemeyecek yasaklara dair kuralları olduğunu. Öyle bir döneminde Türkiye Tiyatrosu'nun ben sahnenin iki katlı bir evde oynuyordunuz. Tek bir berjer hatırlıyorum, bir piyano. Seni bütün enerjinle hatırlıyorum. Yani senden ne kadar çekindiğimi, senin oynadığın kadından. ne kadar inandığımı öyle bir annenin varlığına. Keza Sumru da benim için o oyunda bir yıldızdı. Yani herhalde kız çocuğu da olduğum için iki tane kadın oyuncuya öyle bakıp yani birincisi gönül verdiğim mesleğin ne kadar zor ve meşakkatli olduğunu anlamak. İkincisi yapılacaksa ya böyle yapılması ya hemen vazgeçilmesi gerektiğini düşünmek. Yani o kadar çok şey düşünmüştüm ki. Ve o ikinci katta o annenin bir tuvaleti vardı. İkinci kat bir tuvalet öyle hatırlıyorum. Sen beni yanlışım varsa düzel. Ve böyle senin... Makyaj masası vardı. Fakat makyaj masası döndüğü anda tuvalet haline geliyordu. Ve sen tuvaletini yapıyordun sahnede değil mi? Öyle bir tuvaletini yaparak... Tuvaletimi musluğa yapıyordum. Mutfak musluğuna. Böyle tuvaleti bu bırak. Bilmeyenler için büyük bir şey oldu bu. Mutfak musluğuna tuvalet yapmak. Çok büyüktü. Çok büyük bir şeydir Hüseyin ablacığım. Çünkü o güne kadar seyrettiğimiz tiyatro örneklerinde belki bir tasarım şaheseri de olduğu için yani ya da bütün bunlar benim o ana kadar seyrettiğim oyunlar içerisinde de mesela bak hemen insanlar Linney'nin Güzellik Kraliçesi gerçekten efsaneydi ben de unutamıyorum aman Allah'ım ne kadar güzel anlatıyorsunuz Okan burada Okan Arun burada canım benim demiş ki ve tabi Aziz Nesin sahnesinde izlemenin heyecanı da ayrıydı çok doğru Okan da bak lisedeymiş tiyatroya aşık olduğum anlardandır diyor oyun için. Evet. Muhtemelen mekan atmosferle de ilgili. Yani bizi büyülemiştin. O oyunu anlatır mısın? O oyun
nasıl karar verildi, nasıl cesaret edildi? 90'lardan konuşuyorum şu anda, 90'lardan sesleniyorum sana. Provalarında ne yaptın? Hatırladığın böyle kulesine dair hatırladığın çok dramatik ve sarmaşık gibi bir oyundu. Yani tezat bir anısı var mı? Çok güle, iki saniye önce çok gülüp o kadına çıktığın sonra ve Sumru'yu paraladığın. Yani o ya da oyunun sendeki karşılığı ne? Çünkü sonra yıllar sonra geri döndünüz. İki kadın oyuncu gene geri döndünüz. Tabii. Tekrar aynı kadroyla döndük aslında. Evet, inanılmaz bir şey yani. Bu da yani dünya tiyatro tarihinde çok rastlanan, yani rastlanır elbette ama şey, bir şey. Zor bulunur bir şey yani. İkiniz birlikte geri döndünüz. Şimdi şöyle diyeyim. Sumru bulmuştu oyunu. Tahmin ederim, tekst canavarı. Yakalamış onu hemen değil mi? Öyle? O tekst deryasının içinde onu avlamış. Tabii. Ve Cüneyt'e getirdi. Cüneyt dedi ki, bak dedi, Sumru dedi, bu metindeki tam teksti uygulama. Bana geçtiği zaman dedi yazar, ilk benim. Ve oyunu yeniden biçimlendirdi. İşte o biçimlendirme, yani sizin gördüğünüz biçimlendirme oluştu. Çünkü metinde bir takım böyle biraz dramatik, böyle çok yerli kaçacak şeyler vardı. Fakat tamamıyla onları değiştirdi. Ve tamamıyla kendi görüşüyle bambaşka bir atmosfer yarattı. Tabii inanılmazdı ve bence de Türkiye'de bir ilki başardık biz o oyunda. Yani 10 sene oynamakla, kapalı bir şey oynamakla bir ilki başardık. Yani buradan Sumru'ya da, Hakkı'ya da, Yürder'e de, Yürder sonradan katıldı gerçi aramıza. Hepsine çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Yani birlikte başardığımız ve 10 yılımızı verdiğimiz bir oyundu. Kaç temsil oynamıştınız Rüçhan abla? O zaman 5 yıl falan mı oynadınız? Yani 10 sene... Bilmiyorum yani. 10 yıl oynadık, onu söyleyeyim. 10 yıl hala kapalı bir şeydi ve kalktı. Kaldırdılar. İşte o anki yönetim öyle uyguluyordu herhalde. Ondan sonra artık oralara girmeyeceğim. Kırdığımızlara giren anlatacak çok şey var ya. Onun için bence Türkiye'de bir ilki başarmıştık. Cüneyt sayesinde. Çünkü şöyle bir soru bırakmak istiyorum Cüneyt. Diyordu ki, burada ne anne suçlu veya kötü, ne de kız suçlu veya kötü. Ortada bir gerçek var ki, bu yaşam onlara bu düzeni getirmiş. Burada çok bıçak sırtında bir nokta bu. Bunu sağlamaktı bizim görevimiz oyuncu olarak. Ve bunu anladık ve bunu yaptık. Hep birlikte. Çünkü hep bunu söylerdi Cüneyt bize. Bakın kimse burada şey değil. Kötü değil. Kimse iyi değil. Herkes öyle. Öyle olduğu için de böyle. Öyle olduğu için. O kadar yanlıyorum ki. O kadar yanlıyorum ki. O dünya öyle olduğu için öyle. Dünya seni bu yere getirdiği için böyle. İşte onu yakalamak çok önemliydi. Sanıyorum yakaladık biz onu. Onu yakalayınca da seyircinin tepkisi de zaten bunu gösterdi. İnanılmaz güzel bir çalışma olmuştu bizim için. Onun arkasından da ben Roy Bey'im. Çalıştım. Zaten iki oyunu birlikte oynuyordum. Bir hafta o, bir hafta o. O kadar iyi hatırlıyorum ki ben de o sırada öbür taraftan seyrediyordum işte. Sen delikten baktığında ben oturanlardan biriydim o sırada. Yazın beni. Peki yani, çok yani şeyini çok ağır hatırlıyorum tabii, oyunun bütün içeriği, oyun duyguları oyuncu olarak çok yoran, ne kadar tekniğine yaslanırsan yaslan. Ne yaparsan yap, yani ben şimdi bugünkü aklımla düşündüğümde İnsanın hem bedenini hem ruhunu çok, her defasında çok, bak 4 kere seyredenler geliyor, neler yazıyorlar,
ne güzelsiniz Rüçhan Çalışkur, siz hep anlatın. Bu arada öyle yazılar okuyoruz. Kesemiyorum kulağımdan olduğun için yani. Böyle şeyler yazıyorlar. Şunu merak ettim. Herkese sevgilerimiyle söyle. Efendim? Herkese sevgilerimiyle o zaman. Ya duyuyorlar zaten Rüçhan ablacığım. Tamam. Çok merak ettim. Yani o kadar ağır bir atmosferin içerisinde kuliste ne yapıyordunuz? O dörtlü. Çünkü bir vallahi de muhtemelen bir dörtlüsün. Mavralı kulis miydi? Ya çok güzel bir kulisti. Çok eğleniyordum. Özellikle Hakkı Ergöp gibi muzur bir arkadaşımız olunca çok eğlenirsin. Yani çok eğleniyorduk. Fakat şöyle bir şey vardı. Biz Suriye'yle her zaman yarım saat önce sahneye orada bir hazırlık dönemimiz vardı. O anda hiç kimseyle konuşmazdık. Hiçbir diyalog kurmazdık. O bir şeydi, o bir büyüydü yani bizim için. O bir hazırlık safhasıydı. Ve oyundan çıktıktan sonra da birbirimize yaslanır, kafalarımızı birbirimize dayar, perişan bir halde eve giderdik. Çünkü hem ruh hem bedenen müthiş bir şekilde yıpranırdık oyunu oynadıktan sonra. Matine sualelerde kendimize gelebilmek için kulisten hiçbir yere kıpırdamaz. Sadece böyle ayaklarımızı uzattığı birbirimize boş boş bakardık. Yani çok güzel anlardı. Çok keyifli bir kulisti. Hele Azmi sahnesini hiç unutamayacağım. Çok seviyordum çünkü orayı. Umarım gene öyle bir sahnemize kavuşuruz diye düşünüyorum. Umarım önce onun önündeki kocaman sahnemize kavuşuruz. Ondan sonra otoparkta da Zeynep evet. geldi. Bu arada yani. Diyor ki biraz kafanı karıştırayım Sevinç. Oğlu benim kardeşimdir diyor. Şu an kafam inanılmaz karıştı. Ne demek istiyorsun Zeynep? Oğlu benim kardeşimdir yazdı Zeynep. Yücel Çevre'de üstümde kalsın istemiyorum. Manevi ablam Rüçhan ablama sevgiler dedi Yücel. Zeynep ne demek istiyor Rüçhan abla? Oğlu benim kardeşimdir diye. Beraber büyüdüler. Küçük yaşta. Ya Zeynep. Tabii ben biz karavancılık yaptık 9 yıl. Karavancılık yaparken. Oğlumla Cem'le beraber büyüdüler. 5 yaşından beri beraber büyüdüler. O yüzden de hakikaten kardeşim. Öyle ay canım benim. Zeynep'ciğim selamlar, sevgiler. Rüçhan abla bu kadar canım. Çok ben senin sadece kurum tiyatrosunda değil demin kendini de anlatırken zaten ben biliyorum. Benim için fark etmez. Ben her yerde oynuyorum. Çocuğum dediğin şeyde. Geri döndünüz Dineye'nin güzellik kraliçesine. 30 sene sonra mı döndünüz? Çeyrek asırsa 25 sene falan sonra mı döndünüz? 20 sene sonra döndük ya. 20 sene sonra. Yani bunu ömrümde hep çok merak ettim. Neyi oynamak istersin bir daha diye. Kendime sorduğum bir sorudur bu arada. Var bir tane oyunum benim de öyle. Onu şimdi bir daha oynamak isterdim dediğim. Ne hissederek tekrar başladı? Ben Sumru'nun heyecanını çok iyi hatırlıyorum. Ve ilk böyle bana 309'un setinde o zaman yani hala oynuyor zaten. Şöyle oynuyordu. Bizim böyle Line'nin çok sohbetimizdir Sumru'yla. Karavanda falan bayağı onunla. Ya Sumru ne biçim oynamıştınız ya falan diye böyle neredeyse dışarıdan biri bizi dinlese kavga ediyorum zanneder Sumru'yla. Yani öyle bir oyun bende çünkü o. Onu bir daha oynasak mı falan dedi bu. Ben böyle daha belki senin haberin yoktu öyle diyeyim sana yani. Gece karavan set sohbetleri olur ya artık böyle birdenbire nasıl doğduğunu falan anlatırsın. O kadar uzun beklediğin için ışığı seti. Ben böyle inanamamıştım yani bunu yapabilir misiniz falan. Tabii yaparız niye yapmayalım. Arayayım ben dedi Rüçhan ablayı. Ve böyle yani ben seyredemedim biliyorsun yeni halini daha seyredemedim. Yani inşallah belayı üzerimizden atalım ondan sonra oynamaya devam edeceksiniz değil mi? Zannetmiyorum yavrum. Bir de tabii etmeyeceğiz. Çünkü şöyle özel tiyatroda oynadık. Sumru bana telefon açtı. Cüneyt'in ağzına yapalım böyle bir şey dedi. Seve seve dedim. Bütün ekip de seve seve dedi. Hep beraber başladık. Ama şimdi tabii ki özel tiyatronun şartlarıyla devlet tiyatrosunun şartları çok farklı. Yani ister istemez dekorda falan ekonomiye gitmek zorunda kaldık. Biliyorum. Ama gene çok güzel oldu. Yani
tamam senin o dediğin ikinci kat olmadı belki ama gene aynı duygular, aynı şey devam etti içimizde. Ve Sumru bana bunu teklif ettiği zaman çok mutlu oldum. Bir sezon sürdü. Birçok şehri dolaştık. Birçok yere gittik. Keşke tekrar devam edebilsek. Edersiniz kız belki. Dur bakayım ben bir Sumru'yu alayım. Ben bilmiyorum ki. Ben Sumru'yu alayım. Onu hiç konuşma sen onunla bu hafta bir 3-5 gün. Ben onu bir alayım burada pıt diye bir teklif edeyim bakayım ne diyecek. Bu arada Nalan Örgüt diyor ki onun da var aklında bir oyun. Ağzından laf almaya bak Seviye Yenç diyor. Acaba körleşmeyi mi diyorsun acaba Nalan? Körleşme tiyosu geldi. Yavuz'dan sordum ama başka bir oyun mu var? Şu an benden sakladığı bir oyun mu var Nalan? Rüçhan abla benden oyun mu saklıyorsun? İstanbul Tiyatro Festivali'ne bir oyun hazırlamak üzereyiz. Bütün bunlar olmasaydı hemen harekete geçilecekti ama olamadı. Yani bu virüs yüzünden. Önümüzdeki sezonlara umarım bütün her şey düzelir. İki ama tane biraz, oyun... biraz yoluna girmeye başladı galiba işler. Onun için belki de tiyatro festivalini yetiştirebilirsin hala. Bilmiyorum. Yani şu anda bu konuda iddialı konuşmuyorum. Yani ben her şey düzelse dahi yine maskemi takacağım, yine AVM'ye gitmeyeceğim. Gene kalabalıklar. Tabii. Yani, ben mesela seni 2021 baharına kadar öpemeyeceğim. Sana sarılamayacağım. Yani oğluma bile sarılamıyorum. Çok üzülüyorum. Ama kedilerini öpebiliyorsun. Boş ver onlar da oğlan kız. Kedilerimi öpüyorum. Çok seviyorum onları. Şimdi, yani iki tane proje var canım. Bir tanesi gene devlet tiyatrosunda olacak sanıyorum. Umarım. Yani hayal kırıklığı yaşamam. Ondan sonra bir tanesi de İstanbul Tiyatro Festivali'nde olacak. Eğer olursa onlar, tabii ki bütün bunlar da dizilirse her iki oyununa da tekrar dönmeyi düşünüyorum. Sağ olun. Tamam ablacığım, çok güzel şeyler yazıyorlar. Lütfen sonra programı tekrar seyredip o insanlara cevap vermeye çalışalım. Yani Yücel Çebi diyor ki, Rüçhan ablamı şu an izlerken gözümün önüne birden Türkan adlı filmi canlandı. Hakkını vererek oynamış. Usta oyuncunun güzel yüreğinden öpüyorum. Selamlarımı iletirseniz sevinirim diyor. Üzerimde kalmasın. Bir gönlü düşen de şöyle sormuş. Konservatuvara hazırlanmaya karar verdim. Evde nasıl hazırlanabilirim? Hoppala. Evde hazırlanılır ya. Evde daha kolay hazırlanılır. Yani... Birçok şeye kaynak var elimizde artık. İnternet var. Belki bir eğitmen bu yani. Kendine bir usta, bir oyuncu, bir eğitmen de seçebilir. Ben mesela derslerime devam ediyorum. Bak bugün burada sohbet edebiliyoruz. Belki bu şekilde birebir biriyle de çalışmak mümkün. İlla yani tiyatroda dokunmaya gerek var. Sanki çalışırken biraz dokunmayı erteleyebiliriz. Yeter ki isteyelim. İstediğimiz sürece her şey olur. Yeter ki isteyelim. Ben de senin gibi eğitmenlik yaptım yıllarca ve gençlerle çalışmayı çok seviyorum. Çünkü ben onlardan öğreniyorum, onlar da benden öğreniyor. Benim bu konuda sana bak bir itirafım olur hemen. Sen benim için çok usta bir meslektaş, ya tabii meslektaşımsın ama sen benim çok özel ustalarımdan birisin. Ben canım. 20 senedir eğitmenlik yapıyorum. 20 seneyi biraz geçmiş olabilir. Mezun olduğum okulda Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Müjdat Hocamızın köşkünde, yani bizim için orası öyle beyaz köşkümüz. Ben böyle ilk 6-7 sene şey yapmaya çalıştım, öğretmeye çalıştım ısrarla ve bilmediğim hiçbir şey yokmuş gibi davrandım. Ama yeni mezundum, beni bir bağışlayabilirsin, biraz ukalaydım falan herhalde, bilmiyorum şimdi hatırladığım zaman çok kendime çok güldüğüm bir 6-7 senem oldu. Yani elbette öğretmeye ve aktarmaya... Canıraş çalıştım ama sordukları soruları bilmediğim zaman ki çok oluyordu, hala çok oluyor. İmkanı yok her şeyi bilebilmeye mesleki veya dünyada. Tamam bunu haftaya konuşuruz diyordum. Eve dönüp böyle deli gibi çalışıyordum. Sonra bir gün bana bir çocuk o kadar güzel bir soru sordu ki ben kendim öğrenciyken o soruyu sormayı akıl edemediğim için ya da artık o bir flap anı bilmiyorum.
Böyle döndüm ve İslam dışı, yani çok da korktuğum bir kelimeydi. Şimdi en sevdiğim kelime. Bilmiyorum dedim çocuğa. Çocuk da öğretmenim ya ben. Nasıl bilmiyorsunuz dedi. Bilmiyorum dedim. Ama dedim bu muhteşem bir soru. Ve ben şimdi bunu gideceğim araştıracağım. Haftaya da bunu konuşacağız. Ve ondan sonra benim öğretmenliğimde bir başka, yani herhalde bir talih yoldaydım, ana yola çıktım muhtemelen. Doğru sinyal verdim, doğru an, yol boştu bilmiyorum ama yani talih eğitmenlik yoluna çıktım. Ve o günden beri ben şu süreçte de öğrencilerimle devam ediyorum Zoom'da ders yapmaya. Yani beni sevgililerim gibi heyecanlandırıyorlar. Sevgilime hazırlandığım gibi hazırlanıyorum. İnanılmaz mutlu ediyorlar, çok öğretiyorlar. Yani böyle bu aktarım bir döngü gibi eğitmenle öğrenci arasında sürekli olarak dönüyor ve galiba hiç bitmiyor. Onun için de kendimi eğitmenlik yapabildiğim için çok şanslı hissediyorum. Eminim sen de çok benzer bir hissi yaşıyorsundur kalbinde. Yani iyi ki eğitmenlik yapıyorum dedirtiyordur sana da hayat. Evet, gerçekten öyle. Ben de onlardan çok şey öğreniyorum. Onlar da benden çok şey öğreniyor. Yani bu konuda çok mutlu oluyorum. Şimdi yapmıyorum tabii. Ara verdim. Uzun bir süre ara verdim. Şimdi tiyatroya biliyorsun sinema filmi oluyor. İşte dizi çekimi oluyor. Bu tür şeyler ve şu anda iki oyunla konsantre olmuş durumdayım. Bu tür şeyler biraz beni engelledi açıkçası. Yani virüsten önce diyorum. Şimdi hayat virüsten sonra diye olacak. Yani şimdi virüsten sonrasını düşünüyorum artık. Virüsten sonra ne olacak? İşte iki proje gerçekleşirse, ama bu arada seve seve tabii çocuklara gene ders veriyorum. Çünkü benim mesela o kadar çok Mimar Sinan'dan öğrencilerim oldu ki, sınavlara hazırladığım, sevdiğim, evimde misafir ettiğim o kadar çok çocuğum oldu ki, onlar hepsi benim çocuklarım zaten. Tahmin ediyorum. Peki Rüçhan ablacığım, o kadar az zamanımız kaldı ki bu arada bunu lütfen bir daha yapalım. Oldu mu? Yani lütfen bu sohbetlere devam edebilelim. Çünkü hani biz bu hayali kurduk, bu gerçek oluyor ve bu izleyen insanlara iyi geldiği kadar bana da iyi geliyor. Ben senin hemşirelik okulunda okuduğunu bilmiyordum. Orada bir tiyatro kulübü kurduğunu bilmiyordum. Bilerek de önce arayıp Rüçhan abla hakkında söylememi istediğim bir şey var mı da yapmam. Çünkü ben de yayında kendimi şaşırmak ve kendimi heyecanlanmak istiyorum. Böyle bir 10 dakika yakın bir zamanımız kaldı. Şey anlamında, kaydımız kaybolmasın, hep izlenebilsin diye bir saat içinde çıkmak zorundayız. O sebeple böyle anlatmak istediğin, kuliste geçen ve özellikle cep telefonsuz zamanlarda geçiyorsun, benim için daha romantik olur ama hiç fark etmez. Anlatmak istediğim böyle, baksam hiç, bu da yani benim çok vardır da tabii. Hani bu da çok acayip bir anıydı dediğim bir şey var mı? O kadar çok. Biliyorum. Kadar... Yani sana anlatamam ama en son yaşadığım bir şeyi anlatmak istiyorum. Sanıyorum Ankara'da mıydık? Ankara'daydık galiba, evet. Tule'deydik. Güney'in Güzellik Kraliçesi yeni versiyon. Yeni versiyon. Evet. Bir sene önce. Biz sahnedeyiz. Subru'yla çay içmemiz lazım. Subru'nun da bana çay vermesi lazım. Subru koca bir yudum aldı. Böyle çay, su yani aslında. Koca bir yudum içti. Ondan sonra yüzünde bir değişiklik hissettim. Bir herhalde gülüyor mu, ne yapıyor dedim. Niye yüzü böyle bir kırmızı var ki, bir şeyler oldu dedi. Ondan sonra sıra bana gitti. Çayı içtim. Fakat su bu kadar büyük bir yudum aldım. Ondan sonra ağzıma almamla birlikte bir anda zoldu ağzım içi. Ve başladı buralarımdan sular akmaya başladı. Neyse biz oyuna devam ettik. Kulise geçtik. Tabii Sumru tecil bir durumda. Tuvalete koştuk. Çıkarmıyor yani, müthiş yanıyoruz yani. Rıttaklarımıza kadar yanıyoruz.
Bu benden daha kötü. Sonra öğrendik ki su şişesinin içine antifriz koymuşlar. Ben bunun ben okudum bunu tabii. Arkadaşlar su şişesiyle bunu getirmiş, size antifriz içirmiş. Apartmanlar oyunu bitirdi. O konuda dirayetliyiz bak söyleyeyim. Yani gerçekten dirayetliyiz. Şüphem yok Rüçhan abla. İkiniz adına da şüphem yok. Oyunu bitirdi. Apar topar bizi hastaneye götürdüler. Sulu daha çok içtiği için serum takıldı ve hemen odaya alındı. Ben acil çıkış tarafında elimde kolumda serum yattım. Ve o günü hiç unutamayacağım çünkü antifrizin tadını bilmiyordum. O sayede öğrendim. Yaşasın tiyatro. İnsan antifriz içirmiş. Antifriz içmekle tadının nasıl bir şey olduğunu öğrenmiş oldum. Ama son derece kötü bir şey tavsiye etmiyorum. Nitekim ertesi gün sıfır çıktı. Ben ertesi gün daha kötü durumdaydım. Çünkü bütün gırtlağımıza kadar konuşurken bile diziniz büyüyormuş gibi oluyordu. Bu anı hiç unutamayacağım. Son yaşadığım bir anıdır bu. Haberi bize gelmişti. Çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Evet. Hastaneye kaldırıldılar diye gelmişti de sonra öğrenmiştik. Hatırladım şu anda. Sen anlatınca hatırladım ama tabii yani yaşamak bambaşka olmalı. Ay Rüçhan ablacığım. Yani. Rüçhan abla çok teşekkür ediyorum. Acelem şeyden kapanıp kaybolmasın dünyada anlattığını istiyorum. Sana çok teşekkür ediyorum. Bu bitmedi. Çünkü eminim sen şu anda bana sahip olduklarının, söylemek istediklerinin, saklamak istediklerinin yanında söylemek istediklerinin herhalde binde birini anlatabildin. Çünkü bu evet. Öyle bir ömür. Bu ömür bitmez. Bu bitmeyen evet. Ömürde bu işin anıları, heyecanları da bitmez. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum canım benim. Çok sağ ol. İyi ki varsın. İyi ki ustalarımızdan birisin. İyi ki bizimle paylaşıyorsun. Artık parantez şunu söylemek istiyorum. Hiçbir şekilde hiçbir haksızlığa gelemiyorum ve bu konuda da sonuna kadar savaşacak bir insanım. Bunu da artık parantez sana söylemek istiyorum. Bunu aramızda bir sır olarak saklayacağım. Benim yaşadığım çok kötü olaylarda, malum ülkece geçmiş olduğumuz olaylarda telefonum kulağıma yakacak kadar ısınmış bir zamanlarıydı. Çok aranıyordum ve hani yakın arkadaş çevrem tarafından çok aranıyordum haliyle. Senin aradığın günü unutmadım. Öyle şeyler öyle zamanlarda hiç unutulmuyor. Sen oradan da başka bir ustasın benim için. O da bir duruş gerektirir çünkü. Yani sadece sahne üzerindeki sağlam duruşundan değil, hayattaki sağlam duruşundan ötürü de sana ömrümün sonuna kadar çok büyük saygı ve sevgi besleyeceğim. Seni çok seviyorum. Her zaman böyle olacak yavrum. Ölene kadar. Biliyorum. Seni yol programı kapatacağım sonra. Sonra hemen arayacağım, tamam mı? Tamam. Şaşırma, telefon çalacak yani. Tamam. Herkes seni çok öpüyor. Levent Uzunbilek. Şöyle söyleyeyim, Ali Eren'in Dünyası Ege Haberleri, BNCK, LNV, çok seviyorum seni Rüçhan ablacığım, Ayla Çağlar, Rüçhan ablacığım çok özledim. Ben de onları Patek, çok seviyorum. Herkes kalpler yolluyorlar, ustalığına, güzelliğine, oyunculuğuna, herkes el sağlıyor, çiçekler ve kalpler yolluyor sana. Canım benim, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hoşça kal Rüçhan ablacığım. Hoşça kal yavrum. Tamam. Evet, iyi kapanmadan yayını kapatayım. Çok teşekkür ediyorum burada bizimle olduğunuz için. Bu arada bu canlı yayınlar YouTube sayfamızda sonsuza kadar bizlerle olacak ve dolayısıyla sizlerle olacak. Perşembe günü görüşmek üzere. Bakalım konuğum kim? Zeynep'ciğim öpüyorum seni. Hoşça kalın.